Bakalım hoş geldiniz. Gündem ağırlıkta birdenbire diplomasiye, dış politikaya yıkıldı. Rusya var, Rusya ile yaşadığımız kriz var, Suriye'deki gelişmeler var. Şimdi Musul'la ilgili bir tartışma yaşıyoruz ve bunun da yan etkileri çıkmaya başladı. Hem olumlu hem olumsuz olarak. Bunlardan birçok başlık var ama Rusya'dan başlayalım isterseniz önce. Bugün gazetelerin çoğunda da vardı. Rusya'nın bir gemisi geçerken ki işte silahlı bir askeri provokasyon olarak nitelendirildi. Bu konudaki görüşünüzü açıkladınız, bunu biliyorum. Hem bu görüşünüzde bir değişme var mı bugüne kadar ki, hem de Montreux nedeniyle bir ciddi bir tartışma var. Bu uluslararası anlaşmalara göre Türkiye'nin yapabileceği bir şey var mı bu konuda? Her şeyden önce Rusya'nın, Rus gemisinin boğazdan bu şekilde geçmesi, bir askerin omuzunda bir füzeyle geçmesi alışık bir durum değil. Evet. Bugüne kadar olmamıştır. Dolayısıyla provokasyon olduğu çok nettir. Ve Rusya'nın bundan vazgeçmesini istiyoruz. Gerekli girişimleri de zaten yaptık. Gemilerin, savaş gemilerinin boğazdan nasıl geçeceği belli. Montreux Anlaşması bunu düzenlemiş. Ve bu gemiler tabii ki bize de tehdit değil. Ama bugüne kadar boğazdan geçen gerek Rusya'nın gerekse başka ülkelerin gemilerine yönelik Türkiye'den de herhangi bir engel ya da tehdit oluşmamıştır. O nedenle geminin bu şekilde geçmesi apaçık tahrik edici bir geçiştir. Ve bunun da sonlandırılması gerekiyor. Montreux'dan kaynaklanan haklarımız var. Ama esas bir de uluslararası hukuktan kaynaklanan evet. haklarımız var. Montreux'un düzenlediği kurallar belli. Biz bugüne kadar Montreux'a tamamen riayet ettik. Sadece Rusya için değil, başka ülkelerin gemileri için. Durdurulması gereken gemilerde de o kuralları tamamen uyguladık. Geçişler konusunda da Montreux'un el verdiği şartlarda hiçbir engel çıkartmadık. O nedenle Rusya'nın bu tür tutumlardan vazgeçmesi lazım. Genel anlamda zaten tahrik edici söylemlerinden, tutumlarından vazgeçmesi lazım. Rus savaş uçağı bizim hava sahamızda vuruldu. Dolayısıyla ihlal etti. Daha önce de 3 defa ihlal etmişti. Daha önceki yaptığı Rusya'nın yaptığı ihlallerden dolayı Rusya özür dilediyse, bizzat Putin özür dilediyse demek ki hata yaptılar. Uluslararası hukuku ihlal ettiler. Bizim hava sahamızı ihlal ettiler. Biz de böyle olmasını istemezdik. Bunu da samimi bir şekilde söylüyoruz. Kimseden korktuğumuz için değil. Böyle bir olayın olmasını istemezdik. O nedenle de olmaması için Rusya'ya uyarılar yaptık. Hatta prensip anlaşmaları yaptık. 15 Ekim'de askeri yetkililer bir araya geldi. Ve Rus uçaklarının Türk hava sahasına, sınırlarımıza en fazla 5 mil yaklaşması konusunda da bir anlaşma yapıldı. Ama buna rağmen Rusya ısrarla bu uyarılara, anlaşmalara, angajman kurallarımızın açık net bir şekilde bilinmesine rağmen, defalarca hatırlatmamıza rağmen böyle bir olay oldu. Ama bu olayı biz diplomasi yoluyla çözmek istiyoruz. Kendilerine de söyledik. Sayın Lavrov'a hem telefonda hem de Belgrad'daki görüşmemizde açık net bir şekilde söyledik. Ama bugüne kadarki sabrımızın sebebinin de bu olduğunu söyledik. Sürekli böyle gitmeyeceğini de söyledik. Gerek çirkin iftiraları Sayın Cumhurbaşkanımız ve ailesine yönelik, gerekse Türkiye'ye yönelik ithamlarından vazgeçmelerini söyledik. Bugün sabırlıyız ama ilelebet böyle gitmez diye de söyledik. Aynı şekilde Türkiye'ye karşı aldıkları kararlardan da vazgeçmeleri gerektiğini de öteden beri, başından beri geldik. O nedenle Rusya'nın daha olgun bir devlet gibi davranmasını bekliyoruz. Ve suluhetle bu olaya yaklaşıp her şeyi açık konuşalım. Ondan sonra bu işin üstesinden gelelim diyoruz. Çünkü bu gerginliğin Rusya'ya bir faydası yok. Öyle görülüyor ki zaten rahatsızlıklar var. Rusya'da da var, tüm dünyada var bu gerginlikten dolayı. O nedenle Rusya'nın böyle gemiden, daha doğrusu boğazdan geçen bir geminin üzerine bir asker çıkartıp üzerine bir füze koymasının bir anlamı yok. Bu muhataplarınızda söylediğinizi söylüyorsun. Yani olgun bir tutum değil bu. Spontan bir şey de olabilir mi, yoksa hani biraz daha böyle? Yani bugüne kadar hiç olmadı. Böyle bir zamanda olması doğrusu yani akla ilk önce bunu getiriyor. Evet. Yani provokasyon olduğunu getiriyor. Bugüne kadar hiç olmayan bir şey çünkü. Bence tesadüf değil. Biraz önce söylediniz, Türkiye sabrediyor. Bu açıdan da Belgrad'da görüşme, ilk görüşmeyi siz yaptınız mevkidaşınızla.
Orada bir mekanizma önerildi mi? Yani sonuçta bu herhalde sadece basının karşısına yaptığınız açıklamalarla ilgili değil. Eski Finlandiya Cumhurbaşkanı'nın da aracı olduğuna dair haberler çıktı. Bu konularda bir gelişme var mı? Türkiye hani hala şeyi zorluyor, diplomatik bu işi masada çözelim, karşılıklı görüşelim için zorluyor. Bu bizim diplomasi anlayışımız, dış politika anlayışımız. Burada birçok konuyu konuştuk ama daha sonra gerektiği kadar açıklamaları zaten yaptık. Orada yaptığımız görüşmelerin tüm detaylarını burada sizlere de açıklamam mümkün değil. Tabii. Ama her şeyi samimi bir şekilde konuştuk. Aynı noktada olmadığımız açık. Çünkü Rusya kendi tutumunu savunuyor. Biz de açık net bir şekilde hem Rusya'nın tutumuna karşı vereceğimiz cevaplar var, verdik. Hem de kendi tutumumuzu net bir şekilde söyledik. Şimdilik bu kadar açıklayabiliriz. Önümüzdeki o zaman bir beklemede gelişmelere göre daha fazla açıklamalar yapabiliriz. Yani aslında biz Rusya tarafından bir cevap bekliyoruz anladığım kadarıyla. Önerilerde bulunduk. Biz yaptığımız toplantıda görüştüğümüz konuları açıklayabileceğimiz kadarını o toplantıda yaptığımız konuşmaların açıklayabileceğimiz kadarını açıkladık sizlere. O zaman beklemedeyiz diye ben o gazeteci olarak yorumlayayım. Peki bir de diyelim ki olumlu cevap gelmedi. Sabrımızın da dediğiniz gibi bir sınırı var. Türkiye bundan sonra karşılıklı onların yaptırımlarına karşı yaptırımlara girecek mi? Örneğin Ukrayna meselesi nedeniyle zaten bir uluslararası ambargo vardı. Türkiye buna katılmamıştı düne kadar ama önümüzdeki konjonktür, gidişat eğer böyle gergin ve tırmandırıcı devam ederse, Rus tarafı bu konuda geri adım atmazsa, Türkiye'nin karşı hamleri olacak mı? Bugüne kadar Batı'nın ambargolarına katılmayan tek NATO üyesi ülke biziz. Evet. Ve bu tür yaptırımların doğru olmadığını da savunduk geldik. Neden katılmadığımızı da Batılı dostlarımıza da açıkladık. Türkiye'nin gizli saklı bir ajandası yoktur. Tüm politikaları şeffaftır, açıktır. Bundan sonra hangi adımlar atabiliriz? Biz arzu etmeyiz bu gerginliğin devam etmesini. Ama Rusya bunu sürdürürse tabii ki alacağımız tedbirler de olacaktır. Bunun üzerine çalışmalarımızı da yapıyoruz. Elbette çiftçimizin ürünlerine yönelik de tedbir almamız gerekiyor. Onları da mağdur etmememiz lazım. Turizm sektörünün etkilenmemesi için de her türlü alternatif çalışmaları yapıyoruz. Turizm Bakanımız da bir iki gün önce Antalya'daydı ve sektörle bir araya geldi. Biz de sektör temsilcilerini dinliyoruz. Antalya'da olduğumuz için bize de geliyorlar. Bunları değerlendireceğiz. Ama Rusya bize karşı yaptırımları devam ettirirse tabii ki atabileceğimiz adımlar olacaktır. Tüm bunları değerlendiriyoruz. Ama şu anda sabırla bekliyoruz ki Rusya'da da aklı selim hakim olsun. Masada çözelim. Masada çözelim ve bu sorunu, istemediğimiz bu krizi aşalım. Burada Rusya'nın çok açık bir ihlali vardır, hatası vardır. Daha önce yaptığı gibi Rusya'nın öncelikle bu hatasını görmesi gerekiyor. Türk hava sahasını, Türkiye'nin sınırlarını istediği zaman ihlal edemeyeceğini öğrenmesi lazım, anlaması lazım, kabullenmesi lazım daha doğrusu. Biliyor ama kabullenmesi lazım bu hatayı yaptığı. Anladığım kadarıyla orada kritik bir tartışma var. Yani bizim iddiamızı hala kabul etmiş noktada değiller. Toplamda mutlu musunuz görüşmelere baktığınız zaman ya da bugüne kadarki Ruslarla iletişime, diplomasiye baktığınız zaman? Hem telefonda hem de yüz yüze yaptığımız görüşme son derece medeni bir ortamda gerçekleşti. Sayın Lavrov'la bizim uzun süredir kişisel dostluğumuz da var. Ve samimi bir şekilde düşüncelerimizi söyledik. Olgun bir ortamda telefon görüşmesini ve yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirdik. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi düşüncelerimizde, tutumlarımızda farklılıklar var. Ama bu farklılıkları gidermenin yolu da görüşmeye devam etmek. Devam. Yani kanalların açık olması. Biz bunu arz ediyoruz. Ruslar da tırmandırmadan yana olmadıklarını söylediler. Onlar da bu kanalların açık olması gerektiğini söylediler. Umarım bu uygulamada da böyle olur. Onlar da kanalların açık tutulmasından yana olduklarına göre sorun yok. Ama zaten böyledir. Yani savaşta bile diplomatlar, hatta istihbaratçılar, zaman zaman hatta askerler görüşürler muhataplarıyla. O yüzden anladığım kadarıyla devam edecek. Önümüzdeki süreçte yakın zamanda sizin çok sayıda yurt dışı geziniz var. Yine buralarda da bir karşılaşma ihtimali görünüyor mu? Yoksa planlamalar da var mı? Libya toplantısı var. Bilmiyorum Rusya gelecek mi İtalya'da. Daha sonra Viyana sürecinin devamı olan toplantılar olacak Paris'te. Dün Kerry açıkladı. Belki New York'ta da olur. Tabii buralara Rusya'nın katılması da öngörülüyor. Katılması da gerekiyor. Evet. Biz hep söyledik. Rusya ve İran bu sürece olumlu katkı sağlamalı. Ama bu şekilde değil. Olumlu katkı sağlamalı.
Buradaki yangını söndürmek için birlikte ne yapabiliriz? Bazıları Rusya'yı ve İran'ı istemezken bile biz Rusya'nın ve İran'ın katılması gerektiğini söyleye geldik. Hep söylüyoruz. Çünkü gerçekçi yaklaşıyoruz olaylara. Suriye meselesine de tamamen gerçekçi bir anlayışla yaklaşıyoruz. O nedenle önümüzdeki günlerde de karşılaşma imkanımız olabilir. Uluslararası toplantılar olacak. Onun dışında herhangi bir ihtiyaç duyarsa tabii ki yine telefonda ya da yüz yüze görüşme imkanımız da olur. Olur. Buradan da aslında Suriye'ye geçelim. Zaten tartıştığımız mesele de Suriye meselesinin bir başka boyutuydu, bir parçasıydı. Türkiye'nin Suriye'deki pozisyonu belli. Baştan beri savunduğu ilkeler de belli. Suriye'de de çok yoğun bir uluslararası askeri güç birikmesi başladı. Yani bu artık nereye kadar taşınacak onu bilmiyoruz. Dün akşam işte koalisyon uçakları örneğin Suriye rejimine ait bir birliği vurduklarına dair haberler çıkıyor. Bundan sonra da benzer gelişmeler olacak herhalde. Burada Türkiye için en kırmızı çizgi olan birkaç şey var. Bir tanesi işte Cerablus'taki bölgenin ne olacağı. İkincisi de yine Ruslarla aslında uçak düşmesine de sebep olan mesele Türkmen Dağı'nın olduğu bölgedeki Türkmenlerin pozisyonu. Bu ikisindeki durum nedir ve bundan sonra da ne olmasını öngörüyorsunuz? Şimdi burada yani Suriye'deki durumu düzeltmek için, iyileştirmek için, çözüm bulmak için herkes katkı sağlamaya çalışıyor. DAEŞ'le mücadele için her gün yeni bir ülke katılıyor. Evet. Koalisyonun içindeki ülkeler aktif katılım sağlıyor. En son İngiltere'de parlamentoda yapılan oylamadan sonra İngiltere'de katılmaya başladı aktif bir şekilde. Burada ne kadar ülkenin olup olmadığı önemli değil. Önemli olan en önemli tehdit DAEŞ'e karşı gücümüzü birleştiriyor muyuz? Yoksa farklı yaklaşımlar mı var? Herkes DAEŞ'i yok etmekten yana söylemler içinde. Fakat bugüne kadar DAEŞ'i yok etmek için sonuç odaklı kapsamlı bir stratejimiz olmadı. Biz bir sene önce de kara operasyonu şart diyorduk. Evet. Şimdi Amerikalı dostlarımız da dostum Kerry de bunu söylemeye başladı. Yani arazideki gerçekleri iyi bilmek lazım. Fransa gibi iyi gözlemlemek lazım. Batı ülkelerinin içinde Fransa söylüyorum. Bugün İngiltere'nin katılması önemli. Almanya'nın katılması önemli. Tüm bu ülkelerle DAEŞ'e karşı etkili bir mücadele sürdürebiliriz. Ve DAEŞ'i Irak'tan ve Suriye'den temizleyebiliriz. Biz Rusya'nın da DAEŞ'e karşı mücadeleye katılmasını hep istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan Putin'e her görüşmemizde söyledi. Madem DAEŞ'ten çekiniyorsunuz, siyasi bir çözüm için yani Esad'ın gitmesi gerektiği konusunda düşüncelerimizi aktardığım zaman tamam Esad gitsin ama yerine kim gelecek? Size endişeniz, Ruslar böyle söylüyordu. Sizin de endişeniz DAEŞ mi? Evet. O zaman DAEŞ'e karşı mücadeleyi beraber sürdürelim. Tüm bu çağrılarımıza karşın Rusya bugüne kadar DAEŞ'e karşı operasyona katılmadı. Münferit hareket ediyor. Münferit hareket ediyor ve DAEŞ'e hedef almıyor. Sadece saldırılarının hava harekatının %10'u hatta %8-9 civarında diyelim ki %10 %10'u DAEŞ'e yönelik. %90'ı ılımlı muhalefete. Amerika dahil tüm müttefiklerimizle birlikte desteklediğimiz ılımlı muhalefete yönelik. Neden? Çünkü rejime destek vermek istiyor. Rejimin ayakta kalmasını istiyor. Neden? Çünkü DAEŞ rejime tehdit oluşturmuyor. Hatta yer yer rejimle işbirliği yapıyor. Halep'e saldırılarında rejim havadan destek vermedi mi? Verdi. Mısır'da Rusya uçağını kim düşürdü? Kim üstlendi? DAEŞ. Buna rağmen DAEŞ'e operasyon yapmamasının sebebi nedir? O nedenle Suriye'de herkesin olması ya da kimin olduğu önemli değil. Kimin DAEŞ'e karşı mücadele etmek için orada olduğu, kimin 360 binden fazla sivil insanı öldüren rejimin yanında olduğuna bakmak lazım. Bugün maalesef Rusya rejimin yanında. Maalesef İran bu rejimin yanında. Çok açık net. Ve Türkmen bölgesine yapılan saldırılara biz duyarsız kalamayız. Tepkimizi de gösteriyoruz. Diğer taraftan Suriye'de kesin bir çözüm için bu siyasi görüşmelere devam etmemiz lazım.
Yani Viyana sürecini devam ettirmemiz lazım. Türkiye aktif katılım sağlıyor, görüşlerini söylüyor. Ama sadece kendi görüşleri değil, Suriye gerçeğinde neler yapılması gerektiğini somut bir şekilde öneriyoruz. Bundan sonraki toplantılarda da katılımı da sağlayacağız. Önerilerimizi, düşüncelerimizi ve ne yapabileceğimizi, nasıl katkı sağlayacağımızı ileteceğiz. Bunları paylaşacağız. Ama şu andaki hava operasyonlarıyla DAEŞ'i bir an evvel temizleriz dersek bu da inandırıcı olmaz. O nedenle karadan da etkili olmamız lazım. Karadan nasıl? Karadan etkili olabilmek için de şu anda en mantıklı yol ılımlı muhalefeti. Özgür Suriye ordusunu güçlendirmek, yani desteklemek. Güçlü bir destek vermemiz lazım. Bu konuda da görüşmeler zaten devam ediyor. Eğit donat desteği verdik ama yeterli olmadı. Başka destekler veriliyor ama yeterli olmadı. Tüm bunları nasıl yapabiliriz? Bunları da müttefiklerimizle zaten görüşüyoruz. Burada ama biraz önce söylediğiniz ciddi bir sorun. Yani DAEŞ'i vurmak yerine işte ılımlı muhalifleri vurduğu sürece bunu bir şekilde Rusya ile bunun anlaşılmasının netleşmesi gerekiyor. Herhalde Amerika Birleşik Devletleri'ne de bu konuda epey bir yük düşüyor. Bir de bir 98 kilometrelik sınırımızdan bahsediliyor. İşte orada evet. 15 bin asker, 30 bin asker civarında bir korumadan bahsediliyor. Türkiye ayrıca Cerablus'un tekrar Tel Abyad'da olduğu gibi işte iş çekilir çekilmez tekrar işte PYD verilip bir yeni bir kordonun devam ettirilmesi endişesini de taşıyor. Hem kara harekatı hem işte bir güvenli bölge oluşturulması hem o 98 kilometre hepsini birden üste koyduğumuz zaman Cerablus'taki durum nedir? Buradaki gelecek için Türkiye'nin Ankara'nın endişeleri sürüyor mu? Çünkü bildiğim kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda bir anlaşma var. Yani Fırat'ın batısına geçmeyecekler. Ama Rusya'nın geçmelerini istediğini biliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı silah yardımlarının bir kısmının onlara gittiğini biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir Türkiye bu krizi de yönetebiliyor mu Cerablus konusunda? PYD'ye uyarımız net. Amerika da aynı uyarıyı yaptı. Fırat'ın batısına geçmeyin. Şimdi herkes sınırı kapatmamızı istiyor. Kime? DAEŞ'e karşı. Peki bunun en köklü çözümü ne? DAEŞ'i buradan temizlemek değil mi? Biz de bunu öneriyoruz. DAEŞ'i buradan temizlememiz lazım. Peki burayı kim kontrol edecek? Özgür Suriye ordusu kontrol edecek. Zaten bizim sınırımıza yeterince asker var. Her türlü imkanımız var. Her türlü tedbiri aldık. Ama sınırdan DAEŞ'i temizlemezsek, sınırımızın diğer tarafını DAEŞ kontrol etmeye devam ederse, yabancı terörist savaşçıların geçişi dahil birçok konuda istediğimizi tam olarak yapamayız. Ve buranın bir güvenli bölge olması lazım. Şimdi AB ile bir zirve yaptık. Göç konusu da işin içinde. Bu insanlar neden birden Avrupa Birliği'ne doğru, Avrupa ülkelerine doğru gitmeye başladı? Çünkü 4 yıl, 5 yıl buralarda beklediler. Umutlarını kaybettiler. Niye bekliyorlardı? Bir gün Suriye'ye dönebilmek için. Dönebilme umuduyla bekliyorlardı. Şimdi buraları biz yeniden inşa etsek, şehirler oluştursak ve onlara dönecek imkanlar sağlasak, eminim bir kısmı döner. Savaş ortamında kimseyi zorla döndüremezsiniz. Yani baskı yapamayız. Biz bugüne kadar zaten böyle bir yola tevessül etmedik. Ama gönüllü olarak kendi topraklarına dönmek isteyenler olabilir. En azından bu havadan yapılan saldırılar, görüyoruz işte biraz önce söyledik, Rusya DAEŞ'e hedef almıyor. 3 milyon sivil insanın yaşadığı bölgeyi hedef alıyor. Buralardan yeniden bir göç dalgası, baskısı Halep'e civarını kastediyorsunuz. Azez. Oluşabilir. Türkiye sınırlarına gelme ihtimali var. Buralarda oluşturacağımız güvenli bölge ve tüm yapılanma sayesinde bunları da durdurabiliriz. Yani biz arazideki gerçekleri bilerek somut önerilerle toplantılara katılıyoruz. Muhataplar ikili görüşmelerde de aynı şekilde. Laf olsun diye şeyler söylemek mümkün değil. Çünkü buradaki gelişmeleri an be an biz yaşıyoruz. Evet. Her şeyle yaşıyoruz. Güvenlik boyutuyla da, insani boyutuyla da, külfetiyle de yaşıyoruz. Bugüne kadar bir paylaşım da olmadı. 8 milyar dolar civarında harcamamız var. Bize gelen 437 milyon dolar civarında bir kaynak. Şimdi herkes Avrupa Birliği'nden gelecek 3 milyar doları, euroyu konuşuyor. Bu euro bizim cebimize gitmiyor, gitmiyor ki. Yani hazinemize kaydedilmeyecek, Merkez Bankamıza gitmeyecek. Bu 3 milyar euro Suriyeli göçmenlere harcanacak. Onlara
gerçekleştireceğimiz, onlara yönelik gerçekleştireceğimiz projelere harcanacak. Herkes zannediyor ki işte yani bilerek böyle yapıyorlar. Türkiye'ye 3 milyar sus payı verildi. Türkiye susuyor. Böyle bir şey yok. Biz bugüne kadar 8 milyar dolar harcarken kimsenin kapısına gitmedik ki bize şu kadar para verin. Bu parayı ya da bir para beklentisiyle. Evet, para beklentisiyle hiç hareket etmedik. Her zaman insani duygularla hareket ettik. Ve bu konulara da siyasetin karışmasında hiçbir zaman istemedik ve izin vermedik. Yeri gelmişken onu sorayım. Aslında daha Orta Doğu'da konuşacağımız çok şey vardı. Bu para karşılığında da bizim Suriyeli bütün Avrupa'daki sığınmacıları Türkiye'ye alacağımız, Türkiye'yi bir mülteci kampına çevireceğimize dair de çok sayıda yorum çıktı. Bu konudaki görüşünüz nedir? Yani yapılan anlaşma, evet, bu para karşılığında bütün göçmenleri geri almak politikası üzerine mi kurulu? Hayır. Avrupa Birliği ile yaptığımız ya geri kabul anlaşması tabii ki kesin nettir. Geri kabul anlaşması Suriyelileri kapsamıyor. Ve savaş halinde, yani can güvenliği sebebiyle ülkesini terk eden insanları da kapsamıyor. Ekonomik sebeplerle o ülkelere giden insanları kapsıyor. Ama Türkiye'den gittiği ispatlanırsa, ispatlanma şartı. Yani işte Afganistan, Pakistan, Tacikistan, yani Türkiye'nin doğusundan gelip bir şekilde bu ülkelere bizim üzerimizden gittiği ispatlanırsa, bu ülkeler Türkiye'ye geri göndermek isterse ve geri gelecek insanlar da bu şartlara uyarsa, Türkiye'de kendi üzerinden geçtiğini kabul ederse ancak bu gerçekleşiyor. Ama her şartta Suriyelileri kapsamıyor. Savaş Suriye tabii savaş nedeniyle, can güvenliği sebebiyle ülkesini terk etmek zorunda kalan insanları kapsamıyor. Veya başka bir felaket de olabilir. Çevre neticede o da. Yani zorunlu sebeplerle. Zorunlu sebeplerden dolayı ülkesini terk etmek zorunda kalan insanları, yani Suriyelileri kapsamıyor. Buradan yine ara ara başka soracaklarım var ama bir de birdenbire iki gündür Musul meselesi çıktı. İşte bir gece haber düştü. Bir tabur gidiyor. Sonra bir bölük seviyesine indi. Türkiye'de açıklama yaptı. Dedi ki bizim orada zaten bir eğitim birliğimiz vardı. Onların rutin değişimleri. Sonra biraz daha onun güçlendirildiğine dair haberler çıkmaya başladı. Dün işte koordinatlarla, fotoğraflarla neredeyse bir havaalanı inşa edildiğine dair iddialar da vardı. Sonra bu Irak'la da aramızda galiba bir krize neden oldu. Sayın Başbakan muhatabına mektup yazdı. Amacımız ne, bir işgaldir, ne şudur, yaptıklarımızı anlattı. Musul'da ne oldu ve orada bir Bağdat'la Erbil arasında bakış farkı mı var? Şimdi yeni hükümet kurulduktan sonra Türkiye'den hep yardım istediler. Gerek Savunma Bakanlığı, gerekse İçişleri Bakanlığı, yönetim. Abadi defalarca söyledi. DAEŞ'le mücadelemize Türkiye'ye daha aktif destek vermeli. Askeri destekler veriyoruz. Mühimmatlar veriyoruz. Yani öldürücü olmayan ihtiyaçlarını, gereçlerini tamamlıyoruz. Veriyoruz vesaire. Ama onun dışında hem Peşmerge'ye Eğit Donat desteği veriyoruz. Ve bugüne kadar 2500 civarında Peşmerge'yi eğittik. Aynı şekilde yine Donat'ın hep Suriye ayağına bakmıştık. Orası başarısız diye ama anladığım kadarıyla Irak tarafı başarılı oluyor. Evet. Söylediğinize göre 2500. Orada içeride Eğit Donat veriyoruz ve orada tabii Irak içinde böyle en ciddi yapılanma içinde olan güvenlik gücü Peşmerge. Henüz Bağdat'ın böyle bir ordusu yok. Ağırlıklı Şii milislerden oluşuyor. Evet. Yani daha önceki yönetimin, Abadi'den önceki yönetimin Maliki'nin oluşturduğu bir yapılanma. Bu da zaten Irak'ı felakete götüren tabii yapılanma. Şimdi insan kaynağının oluşmasına sebep olan sebeplerden biri. Irak yeni bir kanun kabul etti. Ulusal muhafızların kurulması kanunu. Ve Musul'da da ulusal muhafızlar kurulmaya başladı. Ve Musul valisinin ve Irak yönetiminin daveti üzerine bizim askerlerimiz buraya gitti. Ve burada Başika'da oluşturduğu bir oluşumla, yapılanmayla Eğit Donat desteği verdi. Yine aynı şekilde burada da 2500 civarında ulusal muhafızı askeri eğitti. Bunların bir kısmı halen eğitimine devam ediyor. Daha üst düzeyli eğitim almak için buradalar. Tabii ki burada bir taraftan bizim oradaki yapılanmamıza Eğit Donat desteği veren askerimize yönelik tehditler de artıyor. Hemen yanı başımızda. Evet. Affedersiniz. Musul'da DAEŞ unsuru var.
Bir taraftan da tabii ki değişimler oluyor. Bu tehditlere karşı tabii ki burada eğitim veren askerlerimizin güvenliğini sağlamak da bizim görevimiz. Bu tür intikaller olabilir. Ama son günlerde baktık ki sanırım bazı komşu ülkelerin de tesiriyle Bağdat yönetiminden tepkiler gelmeye başladı. En çok da İran'ın baskısı var bu konuda, biliyoruz. Yani kimin baskı yaptığı belli. Ama Irak'ın buradaki mevcudiyetinin de ne olduğunu biliyoruz. Ve Bağdat yönetiminin rızası olmadan buraya milisler gönderdiğini, asker gönderdiğini, kuvvetler gönderdiğini de biliyoruz. Bunu da zaten saklamıyorlar. Boy boy oradan biliyorsunuz pozlar veriyorlar. Fotoğraflar çektiriyorlar vesaire. Bizim elimizde de zaten tüm belgeleri var. Ama diğer taraftan böyle bir iki gündür bir şey olunca, ortam oluşunca tabii ki Büyükelçimiz gerektiği bilgiyi verdi. Aynı şekilde Savunma Bakanımız Irak Savunma Bakanı'nı aradı ve bunun Irak'ın sınır bütünlüğüne ya da bağımsızlığa yönelik bir hareket olmadı. Egemenlikleriyle ilgili. Kendilerinin de bildiği, burada eğitim veren askerlerimizin güçlendirilmesine yönelik bir adım olduğunu söyledi. Keza Sayın Başbakanımız Abadi'ye bir mektup yazdı. Ve Irak'ın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına en çok önem veren ülkenin Türkiye olduğunu ve Irak'ın endişelerini gidermeden de ilave bir intikal yapılmayacağını da söyledi. Yine Savunma Bakanı'nı Türkiye'ye bekliyoruz. Önceden beri planlanmıştı. Tüm bunları konuşacağız ve ondan sonra nasıl Irak'a destek verebiliriz, nasıl hareket edebiliriz, bunları birlikte değerlendireceğiz, kararlarını alacağız. Bu arada Kürdistan yönetimiyle daha sanki farklı bir fazdayız bütün bu olup bitenler karşısında. Sayın Barzani'nin Ankara'ya gelme ihtimali var mı bu ara yakınlarda? Barzani'nin Ankara'ya gelmesi daha önceden planlanmıştı. Yani bu gelişmelerle hiçbir ilgisi yok. Ama gelmişken konuşulacak dolayısıyla. Elbette Barzani geldiği yakında zaman. Yakında mı, bu hafta mı geliyor? Bu hafta gelecek. 9'unda gelecek. 4'ünde gelecekti. Ertelendi. Yani bu olaylar gelişmeden önce planlanmış. Dediğim gibi tarihi de belliydi. Evet. Ama ertelendi. Bu hafta içinde Barzani Ankara'ya gelecek. Görüşmeler yapılacak. Bu zaten rutin olan bir şey. Bazen bizim yetkililerimiz Irak'a gider. Irak'a gittiği zaman Kuzey Irak'a da gider. Burada da görüşmeler yaparız. Barzani, Neçirvan Barzani, Mesut Barzani, bunlar da Türkiye'ye gelirler. Görüşmeler her zaman yapılır. Bunlar da Irak'ta ve Kuzey Irak'ta olan ilişkilerimizin bir başka boyutudur. Eskiden beri ola gelmiştir. Herhangi olağanüstü bir durum. Olağanüstü yok, yok ama hani gelmişken de konuşacağımız birçok konu var belli gelmişken ki. Gelmişken her konuyu konuşuyoruz. Irak'ın geleceğini çünkü konuşuyoruz. Çünkü bildiğim kadarıyla aynı zamanda petrol alışverişi, doğalgaz alışverişi yüzünden de yeni bir alternatif bölgedeki kaynaklar için girişimler başladı sanırım. Biz doğalgaz ve petrol konusunda her türlü çalışmaları devam ettiriyoruz. Başka ülkelerden alma konusunda, yani kaynağın çeşitlendirilmesi konusunda zaten öteden beri çalışmalarımız var. Elbette bundan sonraki süreçte de bu çalışmalarımıza hız vereceğiz. Her ülke enerji kaynaklarının bir tek elden olmasını istemez, arzu etmez. Türkiye için de geçerli, başka ülkeler için geçerli. Avrupa Birliği ülkeleri de bugün enerji güvenliği konusunda nasıl alternatif yaratılabilir? Bunun çabası içinde. O nedenle bizim Irak'ta her görüşmemizde, Azerbaycan'la her görüşmemizde, İran'la her görüşmemizde enerji konuları en önde olur. Bu Sul'la ilgili meselelerde Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamalar çok biraz böyle kenarda duran, biraz Türkiye yalnız bırakan bir açıklama hissi verdi bana doğrusu. Siz nasıl değerlendirdiniz? Özellikle son iki gündür tartışma vardı. Irak'ta herkesin mevcudiyeti var. Almanya'nın da var, yine Amerika'nın var, diğer ülkelerin de var. Hepsinin de amacı belli. Diğerleri de bu tür eğitim, eğit donat desteği veriyor. Veya danışmanlık desteği veriyor peşmerge ve diğer güçlere. Dolayısıyla bizim buradaki mevcudiyetimiz de gizli saklı bir mevcudiyet değil. Herkesin bildiği mevcudiyet, herkesin başından beri bildiği ve saygı duyduğu bir durum. Sayın Bakanım, bütün bu olup bitenler Türkiye'de savunmayla ilgili de bazı işte herhalde hassasiyetleri mi çıkarttı? Bir füze kalkanı haberleri de çıkmaya başladı. Bunun aslı nedir? Yani ne oluyor? Daha önce patriotları çekmişlerdi. Sonra ortalık birden fazla karıştı. Şimdi tekrar bütün dünyanın hem savunma gemileri hem savaş gemileri bölgede. Ama Türkiye'yle ilgili de bir füze kalkanı haberleri çıkmaya başladı. O konudaki gelişme nedir? Şimdi
NATO biliyorsunuz Dışişleri Bakanları toplantısında, evet, konsey toplantısında Türkiye'ye destek kararı aldı. Ve her türlü desteği vereceğini söyledi. Burada Türkiye'nin savunmasına yönelik tedbirler de alınacak. Füze kalkanı dahil tüm bu konular bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Müttefiklik böyle günde belli olur. Böyle günde önem arz eder. Dolayısıyla NATO'nun hem Türkiye ile dayanışma içinde olması, bunu bir kere daha güçlü bir şekilde göstermesi, yaptığı açıklamalarda bunu vurgu yapması, hem de Türkiye'ye bu anlamda da destek vermesi önemli. Çin'le olan anlaşma iptal oldu. Yerine yenisini ikamesi için bir hazırlık, daha acilen bunu çözmemiz gerekiyor diye bir düşünce var mı Ankara'da? Elbette. Biz kendi füzemizi kendimiz üretmek istiyoruz. Bu konuda da bizimle işbirliği yapabilecek ülkelerle ya da şirketlerle çalışırız. Şartlarımıza uyarsa. Burada önemli olan teknoloji transferi. Önemli olan her şeyin kendi kontrolümüzde olması. Gerek kullanma bakımından, gerekse ürettiğimiz ürünlerin ihracatı durumunda, yani başka ülkelere satıldığı durumda da kontrolün tamamen bizde olması önemli. İhalenin iptal edilme sebebi de tamamen bundan ibarettir. Ama yenisi yapılacak ve elbette acilen yenisini, biz kendi üretimimize kendi geçecek üretim şekilde. Üretim yapmak için zaten ihaleyi iptal ettik. Daha önceki ihalede biliyorsunuz yine teknoloji transferi önemliydi ama üretilen ürünlerin satın alınması da bu anlaşmanın, ihalenin kapsamı içindeydi. Ama biz tamamen şimdi Türkiye'de kendimiz üretmek gelip istiyoruz. Burada üretelim. Bunun için de iş bildiğine hazırız. Sayın Bakan, bütün bu olup bitenler içinde bir yandan çok ciddi işte ilişkilerimiz olan, dost kardeşle dediğimiz İran'la da ilişkilerde çok zaman zaman ciddi gerilimler çıkıyor. Son dönemde onlar da hem Türkiye aleyhine haberleri arttırdıklarını biliyoruz, hem de işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın Ruhani ile ilgili açıklamasına karşı da yaptıkları bir açıklamaya Dışişleri Bakanlığı olarak siz tekrar cevap verdiniz. Ve İran'ın hem Suriye'de hem Irak'taki pozisyonu da belli. Türkiye ile karşı tezleri savunuyor ve arazide askerleriyle, milisleriyle de bulunduğunu herkes biliyor. İran'la ilişkiler ne oluyor ve onlarla görüşmeniz nasıl geçiyor? İran'la Irak ve Suriye'de tamamen farklı tutumlar içindeyiz. İran'ın özellikle bu mezhepçi politikalarını da desteklemiyoruz. Doğru bulmuyoruz. Ve çok tehlikeli buluyoruz. Yemen'de de bunu gördük. Zamanında Bahreyn'de de gördük. Dolayısıyla bu konularda farklı düşünüyoruz. Bu olabilir. Ama biz özellikle nükleer silah konusunda, diğer konularda, İran'a yönelik ambargolar konusunda her zaman destek verdik, destekçi olduk. İran bizim komşumuz. Ortak kültürümüz var, tarihimiz var, kardeşliğimiz var. Ama İran'ın da bazı söylemlerinden vazgeçmesi gerekiyor. İthamlarından, iftiralarından vazgeçmesi gerekiyor. Dikkat edin. Bugün Rusya'nın bize yönelik iftiralarına bunların bir benzeri ya da aynısı 5-6 ay önce İran tarafından yapıldı. Ve Rusya İran ziyaretinin hemen arkasından bu iddialarda bulunmaya başladı. Daha önceki görüşmelerimizde Erdoğan dürüst, mert adamdı. Cesur adamdı, iyi adamdı. Hep böyle konuşuyordu Sayın Putin. Birden ne oldu da fikirler değişti. Ne oldu da o yalan ve iftiralar başladı? Yani İran'ın da bu tür mesnetsiz iddialardan, söylemlerden vazgeçmesi lazım. Her zaman bizim verecek bir cevabımız var. Korkacak hiçbir şeyimiz yok. Her anlamda korkacak hiçbir şeyimiz yok. Yani veremeyeceğimiz bir cevabımız da yok. Ama biz bu yollara tevessül etmiyoruz. Evet, İran'ı yanlış politikalardan dolayı eleştiriyoruz. Ama doğrudan eleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 7 Nisan Bağdat, özür dilerim, Tahran ziyaretimizde yüzlerine söyledi hatalarını. Her ikisine de söyledi. Hem ruhani liderlerine söyledi, hem de cumhurbaşkanlarına söyledi. Gizli saklı bir şey yok. Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu söyledi. Ve birlikte ne yapmamız gerektiğini, bu akan kanı, gözyaşını birlikte durdurabiliriz dedi. Buna ne kötülük var? Biz iftira, yalan atmıyoruz ki. Gördüğümüzü söylüyoruz. Hayır, yüzde söylenen şeyleri bile inkar ediyorlar da o yüzden böyle bir maalesef, krizler yaşıyoruz maalesef. İnkar politikası gelenek haline gelmiş. Sayın Bakanım, biraz... Biz yine de İran'la, İran bizim komşumuzdur. Yine ilişkilerimizi her zaman iyi tutmak isteriz.
Ama prensiplerimizden de taviz vermeyiz. Ülkemizin ve bölgemizin çıkarları konusunda da tutumumuz nettir. İran'la da bu tür söylenenlerin dışında ciddi bir şeyimiz yok. Yani ilişkilerde bir kriz yok. Ama farklılıklarımız var. Biraz önce Suriye meselesi konuşurken sormuştum ama tam net orada çok hızlı bir değişim var. Neresi? Türkmen Dağı dediğimiz bölgede. Sürekli el değiştiriyor, çatışmalar yoğun bir şekilde sürüyor. Rus hava kuvvetleri sık sık ağır bombardımanlar yapıyor. Oradaki durum nedir ve Türkiye için kritik önemi ne? Çünkü bazı anlaşmalarda özellikle Musul'daki Türkmenler için bildiğim kadarıyla uluslararası anlaşmaları siz biliyorsunuz tabii ki. İkisi birden sormuş oldum. Hem Suriye'deki Türkmen'deki durum nedir? Hem de Musul bölgesindeki Türkmenlerle ilgili Türkiye'nin uluslararası haklarında yapabileceklerimiz neler var? Her şeyden önce bu bölgede, Bayır Bucak bölgesinde Rusya, rejim güçleri, Hizbullah, aynı şekilde Şii milisler, İran'ın gönderdiği milisler topyekun saldırıyorlar. Havadan karadan. Ama Bayır Bucak Türkmenleri ve oradaki muhalefet de güçlü bir şekilde kendilerini savunuyorlar. En doğal haklarıdır. Savunuyorlar. Biz de gerek sınıra gelen kardeşlerimiz, gerekse Türkiye'ye gelen kardeşlerimiz, gerekse orada yaşayan kardeşlerimize her türlü desteği veriyoruz. Aynı şekilde Irak'taki Musul bölgesindeki Türkmen kardeşlerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmadık. Yalnız da bırakmayacağız. Burada galiba İnsani yardım başta olmak kaynaklanan hakları elbette da var. Şu anda o insanlara yardım etmek için, insani yardımları götürmek için uluslararası hukuktan ya da anlaşmalardan kaynaklanan haklara bakmaya gerek yok. Bugün Suriyelilere yardım yaparken, onları yalnız bırakmazken kim uluslararası hukuku hatırlatıyor? Kim uluslararası anlaşmaları hatırlatıyor? Yani bizim Türkmen kardeşlerimize yardım etmek için illa bir yerden bir hukuki uluslararası anlaşma ya da hukuktan kaynaklanan şu hakkımız var, bunu kullanıyoruz diyerekten hesap verme zorunluluğumuz yok. Bizim her şeyden önce asli görevimizdir, insani görevimizdir. Kardeşlerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sayın Bakanım, son iki dakika diye uyarıyor arkadaşlarımız. Son iki dakikada da dün Fransa'da seçimlerin ilk turu yapıldı ve aşırı sağcı işte Le Pen'in o bildiğimiz ünlü partisi çok büyük oy artışla birinci olarak bitirdi. Yani ikinci turda ne olur? 2017 ve Cumhurbaşkanı seçimi var, ne olur bilmiyoruz ama bu Paris saldırılarından sonra işte Belçika'da alarmlar oldu. Yani Avrupa birdenbire DAEŞ terörüyle karşılaşınca filmi anladılar ama bu sefer de kötü tarafından sanki böyle aşırı sağcılığın, ırkçılığın, İslamofobyanın yükselmesi ihtimali olan bir döneme giriyoruz. Son iki dakikada da bu konuda Avrupalı muhataplarınızla görüştüğünüz zaman bu endişeyi de paylaşıyor musunuz? Evet, paylaşıyoruz tabii. İkinci turda sosyalistlerin daha fazla kazanacağı değerlendiriliyor. Yorumlara bakıyoruz, analizlere bakıyoruz. Ama neticede ilk turda ırkçı partinin ciddi bir oy artışı oldu. Avrupa'da bugün karşı karşıya kaldığımız en büyük problem bu. Irkçılık, yabancı düşmanlığı, İslamofobiya, antisemitizm, her türlü ayrımcılık ve ırkçılık. Ve hep söyledik, burada da söylemişizdir. Ulusal parlamentolarda ve Avrupa parlamentosunda, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde ırkçı sandalyelerin sayısı her geçen gün artıyor. Maalesef bugün terörle ırkçılık, yabancı düşmanlığı, göçmen düşmanlığı birbirini tetikliyor. Maalesef. Yani terör saldırısı oluyor, ırkçılık artıyor. Irkçılık artıyor, terör saldırısı oluyor. Yani birbirini kısır döngü gibi bir kısır döngü içinde tetikliyorlar. Maalesef. Biz bu uyarılarımızı özellikle merkezdeki partilerin liderlerine, başbakansa da söylüyoruz. Muhalefetteyse de söylüyoruz. En büyük sorumluluk onlarda. Çünkü onlar da güçlü duruş sergileyemiyorlar maalesef. İnşallah, onlarda da kayma var. İnşallah hayırlısı olur. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çok teşekkür ederim efendim. Aktüel çok sorumuz vardı. Bundan sonra da hızla tekrar yurt dışı seyahatleriniz başlayacak. Bir yandan da bu konular sürecek. İlerleyen süreçte daha kritik gelişmeler olduğunda tekrar sizi konuk etmek isteriz. Çok teşekkür ederim tekrar. Ben teşekkür ederim. Işıl Açıkar Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla dış politikadaki en çok merak edilen soruları konuştuk. Söz tekrar sende. Yaşar Taşkın Koç, teşekkür ediyoruz. Hem size hem de Sayın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'na kolaylıklar diliyoruz.
Sayın seyirciler, böylelikle moderatör kuşağının birinci saatini noktalıyoruz. Az sonra hava durumuyla Edibiren Ayan bu ekranlarda olacak. Saat başındaysa günün manşetiyle Ersoy Dede ve Cem Küçük'ü izleyebilirsiniz. 24'te haber maratonu saatler 12'yi gösterdiğinde devam edecek. Görüşmek üzere. Üreten Türk.